3, 2, 1. Evet, gidiyor, al. Gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda ben gidiyorum dostlarım. Buradan zincir vuracağım, burada vurdurmuyorlar. Trafik meşgul etme. Arkadaşlar en son iş bunu sıkmak. Çatır diyor. İyice sağlam olması gerekiyor. Sıkmam gerekiyor arkadaşlar. İyice sertleşene kadar. Tamam. Ya bir yandan çekim yapıp bir yandan göstermek zor oluyor. Onun için GoPro lazım bu işe. Bunu yaptık. Bunu da yaptık. Şunun geçmemesi. Geçmemesi beni uğraştırdı. Şöyle biraz kalın da öbürü. Şu deliği insan biraz büyük yapar ya. Şu deliği arkadaşlar. Neyse. Her şey 10 numara 5 yıldız. Şunu biraz daha sıkayım. Bu arada sizden özür diliyorum. Bir tane mikrofon almıştım. Bozulmuştu. Çok çabuk bozuldu. Şu arkada bir iş yaparken suyun içine düştü mikrofon. Ondan sonra da bir daha almadım arkadaşlar mikrofon. Bayağıdır böyle mikrofonsuz videolar çektim. Çok saçma oldu yani böyle. Herkesten özür diliyorum. Ses çok kötüydü. Ondan dolayı sizden çok özür diliyorum arkadaşlar. Yani şuradan bir dönüş yapayım ya, dur. Burada bir garajın içindeyim arkadaşlar. Bayağı bir dar bir yer dostlarım. Yani çok şey. Bu arada bizim bir arkadaş var. Bana diyor ki ya sen niye arkadaşlar lafını çok kullanıyorsun? Çünkü herkesin dikkatini çekiyor bir şeyler. Çünkü orada oturup seyrettiği zaman insan haliyle de hata aramaya başlıyor yani videoda. Aslında arkadaşlar demek ağız alışkanlığı gibi bir şey. Herkes bunu çok yapıyor. Tamam, yapmayacağım dostlarım. Yapmayacağım. Ya biz profesyonel işte şey insanlar değiliz yani. Hani böyle televizyon. Ondan sonra bu işin okuluna gitmiş insanlar değiliz. Kendi çabamıza göre bir şeyleri yapıyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde burada ne olacak onu anlatacağım. Buraya geldiğimizde arkadaşlar kimse sizi sahip pek çıkmayacak. Çıksa bile akraban, amca çocuğun, ondan sonra işte şurayı bir çıksam var ya, herkes bana bakıyor ya, buraya bu adamın ne işi var diye. Şimdi burada sahip çıkmamaların sebebi herkes kendi derdinde dostlarım. Para, işin içine para girdi mi? Bütün şeyler foyaya su üstüne çıkıyor yani. İnsanlar buraya ne için geliyor? Buranın işte has yüzüne, kara gözüne hasret değil arkadaşlar. Memleketini bırak. Money, 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 money. Money talk, bullshit walk diye meşhur bir laf var New York'ta. Kapitalizmin şeyine hemen giriyorlar yani. Hemen adapte oluyor insanlar. Yani bunun İşte bizim Türklerle işte yok onuyla bunuyla başka ülke, bütün insanlar öyle burada yani, bütün ülkelerin insanları. İtalyanı da öyle, Yunanlısı da gelmiş işte Türkiye'ye, Çinlisi de gelmiş New York'a diyelim. Amerika'nın her yerinde varlar da yani benim bildiğim New York'u çok bildiğim için orayı anlatıyorum. Yani her telden millet gelmiş, hepsi de hemen hemen aynı şeyde yani. Herkes, hiç kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor arkadaşlar, ben onu söyleyeyim yani. Ondan sonra buraya geldiğinde karamsarlığa şeye kapılma arkadaş. İşte bu bana yardım etmedi de, şu bana yardım etmedi de, bu böyle. Yani işi arabex moduna bağlamayacaksın. İşine bakacaksın. Yani önündeki maçlara sürekli bakacaksın. Böyle şeylerle uğraşmayacaksın. Çünkü bu böyle şeyler işte kafaya takarsan, işte bu bana, amcamın oğlu bana yardım etmedi, abim bana yardım etmedi, İşte kardeşim bana bunu yaptı, babam bana bunu yaptı, annem bana bunu yaptı. Velhasıl yani her kimin yanına geldiyse, bazıları da aileyle geliyorlar yani, çoluk çocuk birinin evine geliyorlar, akrabasının veyahut da kardeşinin, şunu kanlı bıçaklı oluyorlar yani. Niye? Çünkü
3 tane 4 tane daha boğaz geliyor eve. Adam buraya geliyor, İngilizcesi yok arkadaşlar. Ondan sonra iş bulması zor. Hangi biriyle uğraşacak onunla? Bak benim başımdan geçmedi. Hani benim başımdan geçenleri anlatmıyorum. Öyle bir şey hiç geçmedi. Ben yani bana biri gelip de işte Türkiye'den bana yardım et falan diyen olmadı şu güne kadar burada. Çünkü getiremedim. Kardeşimi getirmeye çalıştım. Olmadı. Onu vize vermediler falan. Hanımı da sonradan izin vermedi Amerika'ya gelmesine. Yani bana bazı insanlar diyor ya, hani abi diyor, beni diyor buraya diyor getirmeye yardımcı olabilir misin falan. Oğlum benim kelin hani ilacı olsa başına sürerim diyorlar ya. Hani benim öyle bir şeyim olsa kardeşimi getirirdim yani. Adam Selçuk Eczacı deposunda 20 senedir motorla kuryelik yapıyor yani. Şimdi diyecekler ki niye yardım etmiyorsun falan filan. Ettik arkadaşlar, çok ettim zamanında. Yani olmadı. Getiremedik. Onu da nasip oymuş, orada kalacakmış. Oranın toprağında suyu yiyecek içecek şeyi oraya nasipmiş. Bizim de buraya nasipmiş. Yani bunların hepsi nasip işi. Bir de buraya gelsen ne olacak ki? Yani hayat her zaman diyorum işte. Hani bu konuşmalar boş oluyor. Bazı insanlara anlatıyorsun. Hani hayat burada. Ya senin tuzun kuru. Hayır arkadaşlar, benim tuzum kuru değil yani. Benim tuzum kuru olmadı yani hiç. Hiçbir zaman için. Hayat burada daha zor. Türkiye'de bir zorsa burada iki zor. Amerika'da. Ben size söyleyeyim yani, istiyorsanız 50 tane arkadaşımla röportaj yaparım burada Amerika'da. Türkiye mi daha basit, bura mı? Bir, bilmediğin bir memlekettesin. Atmosferi, her şeyi değişik yani. Ya aynı atmosfer ama yani havası değişik, insanları değişik, kültürü değişik, dili değişik. Ondan sonra sen insansın yani. Hani insan hayvan değil ki yani, insan duygusaldır yani. Adaptasyon çok önemlidir insan olduğu için yani. Adapte olamazsan bir yere. Bazı insanlar böyle, o Kırmızı Halı diye bir dizi vardı. Bir tane kız vardı, yurt dışına gitmiş, kafayı tırlatmış mesela zorla. İşte biriyle evlenmiş, Hollanda'da mı Almanya'da mı nerede. Kız oraya gitmiş, sonradan kafayı tırlatmış. Türkiye'de işte o Kırmızı Halı şeyinde. Yani bu bir dizi de gerçek olmuş yani. Gerçeklerden alınan bir şey. Aslında niye kafayı kayış attığını bilmiyor kız. Yani oraya geliyor, orada buluyor. Yani bu vatan işte millet yani çevre özleminden dolayı olmuş. Yalnızlık oraya geliyor. Yalnızsın arkadaşlar. Burada yani milyonlarca kişi var burada. Yani buranın nüfusu 350 milyon diyelim, 380 milyon diyelim. Milyonlarca kişinin içinde yapayalnızsın yani. Camianın içine giriyorsun, bizim camianın içi herkes oncu buncu şuncu arkadaşlar. Herkes cuncu yani, buncu bir şey olacaksın yani. Yok onun memleketinden olacaksın, yok onun çevresinden, onun şeyinden ol. Hep öyle yani, insanlar sana buraya da gelmişler yani. Burada da bizim milletimiz maalesef parsellemişler yani. Oncu olmazsan arkadaşlar, şucu bucu, kimse sana dönüp yüzüne bakmıyor yani. Nasıl olacaksın yani, ona gireceksin oncu olacaksın, buna gireceksin şuncu olacaksın, buna gireceksin İşte onun köyünden olacaksın, onun memleketinden olacaksın. Yani böyle adaptasyon da olamıyorsun. Türkler birbirine, mesela bir dükkana giriyorsun, bir tane işletme diyelim, Türk işletmesi. A'dan Z'ye her şey Türk ürünleri. Güzel bir yer, adam oraya bir ton para yatırmış, bir işletme açmış. Gel gelelim çalışan şeylerin hepsinde yani böyle bir hoşgörü davranışı yok yani. Çünkü yani böyle bir üzgünlük, kendi kişisel problemlerini bile ta oraya taşıyorlar. Çünkü başka bir memlekette, gurbette çalışıyor. İşte sorunları var, bir ton sorunu. O iş yerine gidiyorsun, adam sana böyle bir hoşgörüyle, güler yüzle karşılamıyor. Yani esnafı en çok yıkan, bitiren nedir? Asık surattır yani. Ama giriyorsun, herkesin yüzü asık arkadaşlar. Ve ben anlıyorum niye yüzlerin asık. Çünkü çalıştığı yerde tatmin olamıyor, iyi para alamıyor. Yaşadığı yerde roommate'iyle, o da arkadaşıyla kavgalı. Belki yaşadığı yerdeki insanla kavgalı. Yurt dışında dışarıya çıkıyor, herkes Amerikalı. Kendi kim? Kendini bulamıyor yani. Yani çoğu kişi de herkesten maneviyatını, tamam herkesin maneviyatı dışarıdan belli olmayabilir ama yani bazı insanlarda yani hani şey de yok fazla böyle.
ya işte çalışırken veyahut da yurt dışına çıktığında başına gelecek şeyleri nasıl önleyebilirim, nasıl kollayabilirim? Tıpkı bir boksör gibi yani. Nasıl yumruklara karşı gelebilirim diye bir tedbir de antrenmanı da yok. Buraya geldiğinde arkadaşlar gerçekten çok büyük sıkıntılar çıkıyor yani. Onun için öyle bir şaşalı bir dünya değil yani. Burada yaşamak gerçekten şaşalı bir dünya değil. Ha, trafikte duruyor mu? Yok. Benim tavsiyem gelecek arkadaşlara, kimseye umut bağlamayın, bel bağlamayın arkadaşlar. Kendi başınasınız. Zaten insan doğarken kendi başına oluyor, ölerken, ölürken kendi başına oluyor. Yani ne varsa annende babanda oluyor. Yani eğer annen baban iyi bir insansa, iyi bir şeyse evlatlarına işte nerede olursa olsun sahip çıkıyor. Ama gurbete geleyim işte ben kapağı atayım kurtulayım, o da olmuyor arkadaşlar. O da hepsi yalan dolan. Onun için kendini eğiteceksin arkadaşım. Yani ben herkese söylüyorum kardeşlerim. Kendini eğitmeden armut bir biç ağzıma düş, böyle ağacın söğüt ağacının gölgesinde yatıp böyle güzelce işte armut pişsin, öyle olmuyor arkadaşlar. Ben Amerika'ya gelip kısa elden köşeye döneyim, böyle bir dünya yok. Buraya çoğu kişi geliyor, anlatıyorum videolarımda. Bazı videolar yaptım, Facebook'ta yaptım. Belki öbür birkaç tane böyle benim YouTube kanalım var. Onlar pek böyle biraz saçma sapan videolar var da oraya fazla şey yapmıyorum, video atmıyorum da. Yani genelde Serdar 34 Çıraklı'dayım da. Oralarda da anlatmıştım yani. Armut piş ağzıma düş yok arkadaşlar. Burada maalesef yok. Bu videoyu iki bölüm yapacağım. Videoya şu anda devam edeceğim. Bir 10 dakika daha devam edeceğim. Keseceğim. Öbür 10-12 dakikasında video 2 yapacağım. Onun için kendini eğiteceksin arkadaşım. Nasıl eğiteceksin? İngilizce kursuna gideceksin. Yaşadığın yerde bir yabancı dil kursuna gideceksin yani. Hani yurt dışına geldiğinde sen burada bir tane şu çayı bile alamazsın yani. Git de ki ben de bir tane çay istiyorum da, nasıl isteyeceksin? Ve adam sana, kim sana iş verecek? Sana iş verecek adam böyle yapacak bak sana. Şöyle ellerini sıvazı, çünkü seni kullanacak. Aynı Türkiye'de nasıl Suriyelileri kullanıyorlar? İnşaatlarda, orada burada. Asker ücretin daha da düşük altında çalışıyor. Burada da aynısını yapıyorlar arkadaşlar. Kaçaksan. İnşaatlarda çalışırken sağda solda herkes seni kullanacak. İngilizcen yok. Adam seni inşaata götürecek. Verdiği yövmeye ev kiranla boğazını ancak karşılayacak. Yani çok çok şeylerden geçmen gerek. Yani çok büyük hengameleri var. Yani anlatmak da bitmez yani. Hani burada bir 3-4 tane arkadaşla bir gün bunun da videosunu yapacağım yani. Hani burada geldiğinde nelerle karşılaştın? Yani herkesin anlattığı şeyler ortalama hep aynı. Ve insanlar burada hep birbirinden kaçıyor arkadaşlar. Bak bu çok dikkatimi çekiyor yıllardır. Ya selam vermiyor yani hiç birbirine. Biliyor Türk olduğunu yani insanların. Ondan sonra sanki hani başıma bir iş açacağım diye. Çünkü hep birbirlerinden darbe yemişler. Bu aslında kişi kendinde bunu araması gerek hatayı. Hep böyle diyorlar ki ya buradaki diyorlar işte Türkler yaramaz arkadaşlar. Ya Almanya'da da duruyorum, oradakilere de diyorlar, gurbettekiler yaramaz. E sen iyi misin kardeşim? Yani ben kendi çapımdan da söylüyorum. Ben dört dörtlük bir insan mıyım ki o insan bana iyi oldu? Veyahut da o dört dörtlük insan mıydı, iyi bir insan mıydı, bana iyi oldu? Yani burada birazcık empati yapacaksın yani. Karşıdaki adam neden kötü? Sen böyle şeylerle neden karşılaştın? Bunların genelde %90 hatanın kendinde olduğunu anlayacaksın yani. Eğer her birey hata bende, kendimi düzelteyim, empati yapayım derse zaten böyle sıkıntılar olmazdı. Burada Türklerin hepsi arkadaşlar, dediğim gibi yani hiç kimse kimseyle doğru düzgün arkadaş değil. Communication'lar, iki insan arasındaki insan ilişkileri Türklerle yani diyorum. Çok kötü yani. Yabancıyı gördükleri zaman bütün yelkenleri açıyorlar mesela, bir Amerikalı ile 10 numara. Yani öyle, o kadar böyle iyi ki yani, affedersin şuraya kadar getireceğim, yalakalık bile yapıyorlar yani onlar. O kadar iyi davranıyorlar ama sen Türksen, adam sana selam vermiyor, iş yerinde eziyet yapıyor, yaptığın parayı kıskanıyor. Benim iş yerimde çalışan, yani ben bir iş yapıyordum yani, o iş yerinde çalışan oradan bizden daha önce girmiş biri vardı. O kadar kişiyi kovdurdu ki orada yani, çoluk çocuğu olan adamlardık hep yani, 40 yaşlarında 45 yaşlarında. Ben o zamanlar gençtim, 30 yaşlarında. Yani orada 45-50 yaşlarında adamlar vardı. Onları hep işten kovdurdu. Ondan sonra
kendisi orada yer edinmek için. Bir gün benim çekimi açmış, bakmış ya ben ondan nasıl fazla para yaparım diye. Gitmiş, gidip beni patrona şikayet. En son patronla ben kafa kafaya geldim. Çünkü üzerime çok geldi. Çünkü o gidip şişiriyor. Bir ton Türkiye'den gelirken valizlerle arkadaşlar hediye getiriyor oradaki Amerikalılara, çalışanlara. Hep yalakalık yapıyor. Gidiyor bir ton Türk restorantından yemek söylüyor her öğlenleri yani. Elden para veriyor yani orada çalışan. Herkesi bağlamış arkadaşlar yani. Hep böyle şeylerle karşılaşacaksınız yani gittiğiniz yerde. Türkler hep böyle yapıyor yani birbirine. Yani gittiğinde hiç kimse kimseyi kollamıyor. Hemen ben bunun ayağını nasıl kaydırayım? Hemen ben buna nasıl? Oğlum sen yani bunu yapıyorsun da yani sen çok mu yani şey olacaksın, büyüyeceksin böyle fesatlıkla, böyle içten pazarlıkla, böyle kaypaklıkla, böyle yavşaklıkla, böyle adilikle yani. Sen bir adi adamsın yani. Sen adisin. Bunu git kime sorarsan sor. Bir iş yerinde birinin ayağını kaydırmak, bir iş yerinde birine patrona gidip yalakalık yapıp önüne gelene rekabet oldu. Yani bu bana bir gün gelecek, bana rakip olacak dediği insanın ayağını kaydırmak bence yani aşağılık bir şeydir yani. Çünkü benim o zaman da çocuğum yeni doğmuştu. Benim çocuğumun doğduğu zaman benim ayağımı kaydırdı. Allah ona öyle bir beddualar ettim ki sonra da pişman oldum. Ulan dedim şimdi yani beddua iyi bir şey değil arkadaşlar. Yani sonra dedim Allah bildiği gibi yapsın dedim. Çünkü benim çocuğum yeni doğmuştu. Ulan arkadaş ne süt parası yetiştirebiliyorum. İki tanesi arka arkaya geldi. Ne şey yetiştirebiliyorum. Bebek bezi yetiştirebiliyorum çocuklara. Ne bir şey. O zaman da işte evin borcu var falan filan. Bir ton böyle sıfır parayla hemen hemen böyle bir ev almıştım. Başımda o kadar yani ya parasızdım arkadaşlar. Yani gerçekten param yoktu. Son paramla bir şeyler kurmaya çalıştık. Bizim zavallı hanımla beraber yani. Bir de adam onun üstüne üstelik kış gününe beni işten kovdurtturdu. Aslında o kovdurtturmadı yani. Hani böyle kovdurtturma şeyine geldi. Mobbing yaptılar bana hep. Sonra ben de patronu telefonda fuck you fuck you açtık. Ondan sonra geldim işi bırakıyorum dedim. Bıraktım yani. Adam benim kamyonum vardı yani. Öbür şoförü de ispiyonlatıyordu yani. İspiyonluyordu. Öbür şoföre de iş verdirtmiyordu. Böyle sürekli böyle bir şeyler. Ya şu anda var ya o günler aklıma geldikçe gerçekten öyle bir sinirleniyorum ki. En iyisi bu konuyu kapatmak istiyorum. Söylemek istediğim arkadaşlar. Dünyanın her yerinde insan hiç değişmiyor. İnsan arkadaşlar gerçekten çiğ süt emmiştir yani. Onun için Allah hepinizi düzgün, dürüst bir insanla karşılaştırsın. Hani sen iyi olursan herkes iyi olur diyorlar ya arkadaşlar. Yok böyle bir dünya. Burada yok böyle bir dünya. Seni iyi olursan burada herkes seni düdükler arkadaşlar. Herkes keker arkadaşlar. Herkes arkandan tuzak kurar. Herkes sırtından vurur. Elinde ne varsa ne yoksa alır arkadaşlar. Elinde ne varsa ne yoksa sen kerisin diye. Yani iyisin diye. Yani hiçbir şey kalmaz. Bu adam işte buranın en kralı, en iyisi, en temizi demezler. Böyle arkadaşlar. Benim arkadaşım vardı Erol, rahmetli oldu kahvede. Çocuk Amerika'ya ilk geldik böyle salkası flatbed'de çalışıyoruz. Yıllar önce, 20 sene önce çöp çekiyoruz. Yani çok kral çocuktu yani. Sevmeyen sevmeyebilir arkadaşlar. Belki sevmeyen vardı ama ben kime sorsam kral çocuktular. Kral çocuktu. Hep ezildi arkadaşlar. Hep ezildi. En son kahvede 3-4 kişi buna ben duydum yani bilmiyorum yalan mı doğru mu. Kimin olduğunu da bilmiyorum yani. Küfürleşmişler, tartışmışlar. Kahvede bir tane sigara yakmış. Zaten daha önceden hastaneye gitmiş galiba. Doktor demiş bugün cuma, pazartesi günü şeye git. Hastaneye git. Gideceği zaman yani. Cumartesi günü mü, pazar günü mü kahveye gidiyor. Çocuk orada. Üzerine geliyor. Stresten kalbi tutuyor. Ölüyor arkadaşlar. Yani öyle. Ya o kadar kral bir arkadaştı ki. O kadar çok sevdiğim bir çocuk. Trabzonluydu. Kral çocuktu ya. Yani iyiler fazla yaşamıyor arkadaşlar. Çocuk kaç yaşında? 3-4 tane çocuğu vardı daha yeni doğmuş. Yani üzerine geldiler, çocuğun üzerine geldiler. Üzerine biliyorum yani. Hani böyle artık yani bir yerden patladı çocuk. Yani kalbi yetmedi. Zaten kalbinde de arıza var. Kalp krizi geçiriyor. Ölüyor kahvede. Orada masada ölüyor arkadaşlar. Çünkü orada küfürleşme olmuş, tartışma olmuş. Çocuk da oturuyor bir sigara yakıyor masaya. Yani bunu ben bir duydum. Bana anlatanlar bilmiyorum doğru mu? Herkes bir şey anlatıyor da yani. Çünkü kahvecinin başı belaya girmesin diye. Ama öyle bir sinirlenmiştim ki yani. Sanki kardeşime bir şey olmuş gibi oldum. Üzülmüş ağlamıştım yani.
beraber çalıştığımız dağların başında şey çekiyorduk onunla. Flatbed'le çöp çekiyorduk. O şakalaştığımız günler beraber böyle yolda zikzak çiziyorduk birbirimize. Ondan sonra şakalaşıyorduk. Durduğumuzda bayramlarda sarılıyorduk. Yani o günler gözümün önüne geldi biliyor musun? Hep sakallıydı böyle. Yani Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Yani çok iyi insandı. Onun için diyorum ya, burada iyi olmayacaksın. Ben de kötü olmak istemiyorum. Yani kötü insan, kötü olmak, her insan kötü olamaz arkadaşlar. Her insan kendine de, kötü insan da kendine ben hep iyiyim der. Ama her zaman en adi, en şerefsizlikleri, en kolpalıkları, en yani her şeyin enlerini yapan kişi de odur arkadaşlar. Yani kötü adam kendinin kötü olduğunu hiç bilmez. Onu hatırlatmasan da bilmez. Yani insanın içinde bu vardır yani. Onun için uzak duruyorum. Ben herkesten uzak duruyorum arkadaşlar. Ben kimseyle polemiğe girmiyorum. Bakıyorum bana böyle yani kolpalık yapan adam, işte şey yapan insanı gördüm, artık uğraşamıyorum. Uzak duruyorum. Çünkü arkadaşım Erol gözümün önüne geliyor. O geliyor. Bu insanlarla uğraşamıyorsun artık. Ben şu anda dolmuşum. Hayır, dolmamışım da gurbetteki şeyleri anlatıyorum. Daha ondan sonra, ondan önce başımıza binlerce şey geçti. Şimdi anlatsam 100 saat sürer yani video. Yani en son işte bu mevzuyu anlatıyorum ki yani hani burada olan olay, insanlar abicim, baban da olsa, annen de olsa, gerçi o birazcık istisna, babaanne de yani işte abi, ondan sonra kardeş, o bu, herkes birbirini satıyor arkadaşlar. Herkes satıyor arkadaşlar. Herkes birbirine madik atıyor. Hep bu paranın yüzünden. Ben size söyleyeyim. Hele o dam çırak işlerine girin yani, o şeyde New Jersey'de millet birbirini yiyor 3 kuruş para için. O ona küfür, ana avrat küfürler havada uçuyor arkadaşlar. Otobanda, şu highway'de duruyorlar, birbirlerine o dam çırakıyorlar, yumrukluyorlar. Sırf o benim önüme geçti. Yok, o benden fazla para yaptı. O benden bir tane fazla load attı. Saçma sapan işler yani. Saçma sapan şeyler. Yani resmen bir shit hole diyorlar ya, bok çukuru gibi yani böyle. İçine düşüyorsun. Ve ömründen ömür gidiyor yani, böyle bir ortama düşüyorsun. Onun için buranın kötü yanlarını anlatayım. Yani bir de insanlar birbiriyle arkadaşlar, yani ciddi değil yani burada, gerçekten ciddi değil yani, samimi değil yani, önemli o. İşte samimiyetsizlik, yani samimiyetsizlik aslında bu olayları yapıyor. İnsan eğer samimi olsa, dost olaraktan, arkadaş olaraktan, herkes birbiriyle samimi. Herkes birbirine nasıl pampik atayım, herkes birbirine nasıl pampikliyim, pandikliyim, işte bundan bir şeyler nasıl koparayım. İşte oğlum böyle hayat geçmez. Böyle sen bu köprüyü karşıya geçemezsin. Yani böyle ona şeylik ya, hani böyle hani eskiden Tahtakale'de olan çakallar vardı ya, onlar gibi böyle yaşamakla bu hayat olmaz. Adam buraya köyden geliyor, yani bizim orada Anadolu'dan köyden geliyor. Kendini şark kurnazı zannediyor. Yani böyle olmaz. Ben bin defa söylüyorum, böyle yaşayamazsın. Böyle bir yaşam şekli olmaz. Bu arada ben şunu bir daha hatırlatıyorum. Ben dolmuş, sinirli değilim. Sadece hani olayları şeyini yaşayarak anlattığım için arkadaşlar. Birazından yani gelsen de gelmesen de buraya, Türkiye'de de kalsan, ya kardeşim bir tane adam gibi her zaman kış olmayacak. Bir tane güneş doğacak bir gün. Yani bir gün adam gibi de yaşayacaksın. İşsizsin, olabilir. Belki iş yerinde sıkıntıların var. Borçlusun. Borç yapma arkadaşlar. Borç yapma. Cebinde var ne varsa, eskiden Türkiye'de köylerde insanlar öyle yaşıyordu arkadaşlar. Cebinde para var adamın, ona göre yaşıyordu yani. Erzağı, kışlık erzağını yapıyorlardı. Koyuyorlardı kışlık erzağını. Adam ona göre hayatını endeksledi. Sen şimdi her şeyin lüksüne kaçarsan, ben görüyorum Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta, onun şuyu var, benim de olsun. Onun evi şöyle 10 numara, televizyonda ya da görüyorum şu yemek programlarında falan, ev eşyalarını falan. Bunlara hep para harcıyorsunuz. Yani arabalara para harcıyorsunuz. Ondan sonra evlere para harcıyorsunuz. Yani ev alamayacaksan alma arkadaşlar, borç altına girme. Her şeyin bir zamanı var. Borçla yaşamak iyi bir şey değil yani. En çok insanı yıpratan borç.
Onun yüzünden herkes işte yok Amerika'ya kaçayım, yok Almanya'ya kaçayım. Bura bitti, bura gitti. Ya buraya da gelsen burada da iş bulacağın garanti mi? Belki aylarca işsiz kalacaksın yani. Hani belki adapte olamayacaksın. Hani iş bulsan beğenmeyeceksin. Gidip bulaşık yıkacaksın kardeşim, ben sana söyleyeyim. Gideceğim bir yerde bulaşık yıkacaksın. Çünkü Türkiye'de hiçbir vasfın yok. Hiç kendini eğitmemişsin. Eğitimsiz adamı kim ne yapar arkadaşlar ya? Yani ya da elinde sanatı olmayan, zanaatı olmayan insan kim ne yapacak? Sen kendi çapından düşün bakayım. Sana bir tane eğitimsiz böyle şey gibi bir adam gelmiş yani hiç. Yani kalas gibi bir adam gelmiş karşına. Ne iş yeri sahibisi? Ne yapacaksın ki sen adam? İş verirsin, kullanırsın onu çok olsun. Bedava şey. İşçilik, free labor diyorlar Amerika'da. Yani free labor işte adam. Karşında adam seni öyle görüyor. Bedavaya çalıştıracaksın köle. İşte aç karnına. Burada öyle olacaksın yani. Hele New York'ta yani. Ya o zaten böyle bizim yaşadığımız yerlere Türkler gelip de hemen bir yere gelemez yani. Zaten polis geliyor, paketliyor seni. Trafikte durduruyor. Yani diyelim bir trafik şeyi yaptın. Gidiyorsun. Trafikte adam seni arkadaşlar mahkemeden green card'ın falan yoksa deport ediyor yani. Ya bura köy yani kasaba şey yerlerinde fazla yaşayamıyor. Büyük şehirlerde yaşayacağım. Büyük şehirlerde de iş yeri sahiplerinin hepsi böyle elini su azlamış bekliyor yani. Bir tane kaçak adam gelse de onu bir kullansam. Dayanabilecek misin bunlara? Hazır mısın? Türkiye'den yani böyle antrenmanlı mısın? Ezilmeye. Bir ton her şeyinden ödün vermeye hazır mısın? Hazırsan gel arkadaşlar. Ha, yok. Türkiye'de yani böyle aklı başında adamlar var ya mesela adam okumuş üniversite kaç tane üniversite okumuş İngilizcesi süper geliyor bir şeyler yapıyor burada görüyorum yani. Çok ezilmiyor yani o kadar ezdirmiyor kendini ama şimdi Türkiye'nin dört bir yanından adamlar yazıyor mesela o Facebook'ta okuyorum. Ben buraya gelsem diyor ne olabilirim ne yapabilirim diyor. Adama bakıyorsun hiçbir vasfı yok arkadaşlar. Ya ben insanlara yadırgamıyorum kardeşim. Ben de buraya geldiğimde hiçbir vasfım yoktu. Ben de affedersin odun gibiydim yani. Ben kendimden şeyleri şey yaparaktan size söylüyorum yani. Ama ben dayanıklı adamdım belki de kendi çapımda. Birazcık yani fighter yani dövüşçü böyle şey bir adamdım. Kaldım. Zaten strese dayanıklı adam her zaman için başarır yani. Strese dayanıklı değilsen görüyorum buraya gelenler çoğu kişi geri dönüyor Türkiye'ye yani. Hele kaçak adam parasını yapıyor tamam geri dönüyor da nasıl geleceğim buraya kaçak geleceğim bilmiyorum. Bir ton sorular yani ben bilmiyorum ki kardeşim yani ben o işlerin yani ben buraya nasıl vize ben ne bileyim oğlum ben vize mi alıyorum vizeci şey konsolosluyum ben hiçbir şey değilim ki. Sağdan soldan duyuyorum geliyorlar ne bileyim nasıl geliyor adam hikayesinde dört dörtlük anlatmıyor ki. Her taraftan bir dönme dolap yani adam anlatmıyor. Onun için mesela bazı insanlar, bazı arkadaşlarımız 50 yaşında, 55 yaşında, 60 yaşında görüyorum. Ya Türkiye'den emekli olmuş. Ben oraya gelsem bir şey yapar. Ben söylüyorum arkadaşlar. Buraya gelip de bu tura geçmek böyle kolay değil yani. Hani ben geleyim hemen Serdar gibi veyahut da YouTube'da gördüğünüz adamlar gibi tırcı olayım demen için senin bir ton şeylerden atlaman gerek yani böyle. Önünden engellerden yani. Bunlara hazır mısın o yaştan sonra? Hani öyle böyle değil işte ya gideyim bana bir green card versinler gideyim ehliyetimi alayım ben tır şoförüyüm ben şöyleyim böyle yok böyle bir şey. Gelen adamlar kimisi sponsorluktan geliyor kimisi adam başka ülkelerde yaşamış anasının şeyi gözü gibi adam buraya geliyor green card'ını bir şekilde alıyor genç çocuk zımba gibi yani 20 yaşlarında 19-18 yaşında geliyor 25 yaşında gördüğünüz çocuklar mesela YouTube'da anlatıyorlar şu cartçut. Adam genç gelmiş kardeşim. 60 yaş, 55 yaşında, 50 yaşında gelmemiş ki. İngilizcesi var. Başka dili var. Şu var, buyu var. Yani yurt dışına çıktığında aynen okyanus gibi yani mutlaka yanında yani aparatların olacak. Yüzme aparatların. Yani bu aparatlarda ne işte? İngilizce bilmen gerekiyor. İşte en azından İngilizce bilmiyorsan elinde bir mesleğin olacak ki aparat. Yani öyle gerçekten dört dörtlük bir mesleğin olacak. Yani yok benim şuyum var işte şurada şunu yaptım 2-3 tane 5 tane. Yok arkadaşlar. Gerçekten adam seni ben bilardo salonuna girecektim çalışmak için. Bilardo çok seviyorum. Yani böyle çıkmıyordum bilardo salonundan.
Adam bana dedi geç dedi bilardo oynayalım dedi. Çok böyle Semih Saygıner falan o bilardocuların gelip orada bilardo oynadı ya. Çok büyük paralar dönüyordu bir de. Yani orada. Büyük bilardocular, profesyoneller Meksika'dan işte onunla başka ülkelerden. Arjantin'den hep böyle büyük bilardo. Sonra adam bana dedi ki oranın sahibi Vietnamlıydı. Bana dedi ki senden dedi sen burada çalışamazsın dedi. Niye dedi sen bilardo oynamasını bile bilmiyorsun dedi. Ben kendime oynuyor biliyorum yani. Adam bana orada garsonluk bile vermedi ya. Ben bilardo'dan sen önce sevmen gerek, bu işi öğrenmen gerek diyor. Burada çalışman için. Adam orada 10 numara bilardo oynayan adam alıyor yani. Öyle ayrı profesyonel gibi bilardo oynayacaksın. Öyle adam bakıyor yani. Bizim gibi bam bum böyle. Bilardo kahveden öğrenmişiz bilardo oynamayı. Öyle adam bakmıyor. Yani öyle olacaksın yani burada. Ki onu da nerede olacaksın yani? Hani bilardo demiyorum, başka meslekleri diyor. Nerede olacaksın? Zaten öyle bir 10 numaralı yetenekli burası. Amerika niye geleyim diye çabalayacaksın ki. Başka yerlerde de başka bir şey olabilirsin. Ben görüyorum arkadaşlar. Bana soranların çoğu hiç böyle kısa yoldan köşeye döneyim tipleri yani. Bak ben size söyleyeyim. Yani ister alınsın dinleyenler de olabilir belki. Şey yapanlar da herkese saygı ama kısa yönden köşeye dönemezsin arkadaşlar. Yok öyle bir şey. Yok. Kısa... Yani hemen hapalak hupalak böyle yapayım edeyim işte zengin olup Türkiye'ye geleyim altında son model araba hava atayım. Yok böyle bir şey. Ya da son model evler alayım. Yani bir çocuk bile doğarken bir ton şeylerden geçiyor yani. Hani bir meyve bile olurken bir mevsimler yani bir ton. Kış bak mesela kıştayız acayip kıyamet var dışarıda. Kar var. O zorluklardan geçiyorsun. Sonra ilkbahar oluyor, yaz oluyor. Her zaman zorluklardan geçiyorsun yani. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Onun için hani ben şimdi bu videoyu yaptım. İnsanların şeyine, ümitlerine sen nasıl gittin, sen nasıl yaptın? Ya bizde şans vardı, yaptık. Biraz da dayanıklıydık. Ben öyle Süpermen adam değilim arkadaşlar. Yani Süpermen. İşte her şey. Bilinçaltımda, çocukluğumdan beri çalışıyorum yani. Bizim peder, benim 12 kardeşim arkadaşlar. Biz 12 kardeşiz. Yani sürekli dayakla, zorluklarla büyüdük yani. Sürekli sokaklara atıldık. Çocuk yaşta babamın kafası bozuldu. Kovardı bizi evde. Sokaklarda büyümüş gibi bir şeyim yani. Ufakken. Adam gaddar bir adamdı. Şeyle yaşadık böyle bir hırsla yaşadık sürekli. Her dayakla, şunla bunla. Abimgilden dayak yedik. Ondan dayak. Aşağılanaraktan, şey yaparaktan. Hırs. Hırslı adamdım. Nereye gitsem yani. Yani bazen de böyle zor yaşamak, böyle tough life diyorlar yani böyle tough yaşamak, hayatı gerçekten zor yaşamak insanı gerçekten tough yapıyor yani. Yani şey bütün her şeye dayanıklı yapıyor yani. El bebek, gül bebek büyüyen adamları görüyorum burada böyle sosyete çocuk böyle güzel bir yerden gelmiş, güzel bir kolejde okumuş. Yani liseyi okumuş en azından, üniversite değil de. Buraya geliyor zorluk çekiyor arkadaşlar. 2 sene 3 sene sonra basıyor Türkiye'ye gidiyor. Veyahut da hiçbir şey yapamıyor. Çünkü zorluğa gelemiyor. Yani insan gerçekten küçük yaşta birazcık zorluklardan geçmesi gerekiyor yani. Hani benim yaşadığım durum çok mu iyiydi? Babam bizi dövüyordu, kovuyordu arkadaşlar. Benim abimi kovuyordu, top oynuyordu. Sokağa atıyordu, bize atıyordu. Beni kaç defa dövdü, attı. Sokakta, camilerde böyle... Şey camilerde yatıyordum. Hatta geçen gittiğimde de gösterdim. Ben bu camide dedim babam kovduğunda bir hafta yattım. Yani böyle inşaatında falan. 3-5 arkadaş hep onlar da evden kovulmuş. Hep şey çocuklar arızalı. Yani sokaklarda, yarı sokaklarda, yarı evde dayakla şöyle böyle bir çocukluğum geçti. Yani şeyim geçti. Böyle bir şeyimiz olmadı. Hani... Ya bu geçti, bu başımızdan geçen olaylar. Ben bunu arabesk gibi anlatmama, şey yapmama da gerek yok ki yani. Hani bu benim başımdan geçti. Ben bunu çok seviniyorum yani. Hani böyle bir hayatım olduğuna da. Demek ki benim de yazgım oymuş. Ben de öyle yani bir evladını fazla sevmeyen, eski kafalı bir baba. Evladını çok seven bir anne. Annem bizi çok seviyordu. Yani o kadar bana bir tane tokat bile vurmuştur. Hiç küfür konuşmaz. 5 vakit abdestli namazlı bir kadındı yani. Ama öbür taraftan babaya gel dayakçı bizi döver, annemi döver, onu döver, bizi sokağa atar, annemi, hepimizi sokağa atardı arkadaşlar ya. Elimizde şeylerle sokaktayız anasını satayım. Gelirdi dayım götürürdü, giderdim pamuk tarlalarına alırdı, bizi götürdük Adana'ya giderdi. Adam Adana'da, biz ta neredeyiz anasını satayım, götürürdü alırdı. E ne yapacaksın? Sokakta mı kalacaksın anasını satayım? Ya
böyle hayat geçirdik. Ama ben bunun içinde hani bana diyorlar ya hani senin hayatında böyle. Ben arabesk gibi anlatmayı sevmiyorum arkadaşlar. Oldu, oldu kardeşim, ne yapacaksın yani? Yapacak bir şey var mı? Daha da beterleri var. Daha da beter şey geçirenler var. Yine bizim başımızda bir çatı vardı. Baba birazcık kayışı atmış, kafadan kırıktı ama hani böyle dayakçı şey bir adamdı ama bizi dünyaya getirdi. Yine